Bir kez daha bir vahşet bir kadın cinayeti İstanbul Ataşehir'de. Bu sefer samuray kılıcıyla bir kadın katledildi. Bir kadın katledildi. Bir kadın katledildi. Bir kadın katledildi. 9 Kasım 2021 İstanbul Ataşehir Karanfil Sokak saat 19. Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi. İstanbul'a geleli henüz çok vakit geçmemişti. 9 Kasım günü arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından kaldığı otele doğru yürümeye başladı. Hava henüz kararmıştı. Başak Cengiz 6 aylık nişanlıydı ve sadece 1 aylık eğitim için İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a geldiği günden beri neredeyse her akşam kaldığı otele servisle giden Başak Cengiz o gün yürüyerek gitmeyi tercih etmişti. Nişanlıydı ve evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Yani sadece 4 günü kalmıştı. Yani pazar günü alıp gelecek, cumartesi bitiyordu işi. Sonrasında da evlilik işlemlerine başlayacaktık. Zaten nişanlıydık. Belki de her gün bu sokaklardan geçerken gelecek güzel günlerin hayallerini kuruyordu. Başak çok hassas, merhametli, düzgün, çalışkan biriydi yani. Hiç 5 yıl dışarıdaydı zaten, okudu. İş kalmadan da mimar oldu. Çalıştığı şirkette de bayağı seviliyordu yani. Başak Cengiz, Karanfil Sokağı kadar yürüdü. Bu sırada arkasında kapşonlu, garip kıyafetli bir adam belirdi. Giderek Başak Cengiz'e yaklaştı. Yaklaştı. Bir anda Başak Cengiz'in sağ tarafından koşarak önüne geçen adam, üzerinden çıkardığı samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i bıçaklamaya başladı. Bu korkunç an güvenlik kameraları tarafından an be an kaydediliyordu. Çift eliyle o samuray kılıcını tutuyor ve hiç tanımadığı, hiç daha önce görmediği, bilmediği bir kadını karnından bıçaklıyor. Cani, kılıçla yaptığı ilk hamleden sonra hamlelerine devam etti. Başak Cengiz kendini korumaya çalışsa da samuray kılıçlı Cani'ye karşı direnemiyordu. Yere yığıldı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürüyordu. Tabii talihsiz kadın yere düşünce yine zanlı bıçak darbelerine devam ediyor ve olay yerinden ayrılıyor. Dünyanın en büyük şehirlerinden birinde, şehrin en kalabalık semtlerinden birinde bir cani samuray kılıcı ile bir kadına saldırmıştı. Bu vahşetten başka bir şey değildi. Samuray kılıçlı o adam 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'du. Vahşetin yaşandığı sokakta bulunan lüks sitede tek başına yaşıyordu. Başak Cengiz ağır yaralanmış ve sokak ortasında yığılıp kalmıştı. Cani Can Göktuğ Boz ise elinde samuray kılıcı ile olay yerinden uzaklaşmıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen ambulansa haber verdi. Yaralı kadın Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Etmedi diye düşünüyorum. O kadar güzel fikirleri vardı, hayallerimiz vardı. Hepsini yıktı. Can Göktuğ Boz ise yarım saate yakın elindeki samuray kılıcı ile sokaklarda gezdikten sonra Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Örnek polis merkezine getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şubeye götürüldü. Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bizi karakoldan aradılar, oğlumu aramışlar. İşte Başak kaza yaptı, yaralandı diye. Gittiğimizde hastanede dediler işte doktor açıkladı, biz de Başak'ı göreceğiz zannediyoruz. Dedi böyle böyle buraya geldiğinde kalbi durmuştu. Peki nasıl olmuştu da İstanbul'un göbeğinde bir katil elinde samuray kılıcı ile bir kadının yaşamına son vermişti? Neden Başak Cengiz'i seçmişti? Bu rastgele işlenen bir cinayet miydi? Tüm bu soruların cevapları ilerleyen günlerde tek tek ortaya çıkacaktı. Sebepsiz sonuçsuz olmayan psikopatik cinayet diyoruz bunlara. Psikopatik tavırlı işlenen cinayetleri. 2019 yılında Ceren Özdemir'de Hiç tanımadığı psikopat bir katil tarafından öldürülmüştü. Can Göktuğ Boz verdiği ilk ifadede evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini söyledi.
İşte tam da bu ifade üzerine sosyal medyada tepkiler yükseldi. Bir kadının fiziksel olarak güçsüz olması ölümü için yeterli bir sebep olarak görülmüştü. Katil Boz ifadesinde ayrıca Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkararak 4 kez sapladığını hatırladığını belirtti. Sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi. Olayı gören vatandaşlar verdiği ifadelerde durumun vahşetini bir bir dile getiriyorlardı. Hatta katilin şizofren olduğunu iddia edenler de vardı. Çünkü yaşanan olay akla mantığa sığar nitelikte değildi. Yani aklı dengesi yerinde değilmiş falan filan diyorlar ama aklı dengesi olmayan insan cebinde öyle bir bıçakla ben insan öldüreceğim diye dışarıda gezmez. Camdan çocuklara göstermiş kılıcı. Çocuklara öldüreceğim sizi demiş. Yani evlerinde çok sayıda da olduğunu söylüyor bizim güvenlikçiler. Can Göktuğ Boz savcılıkta verdiği ifadenin ardından tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve silahla tehdit suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Göktuğ Boz'un annesi avukattı ve Boz'un avukatlığını üstlendi. Avukat Ayşe Necla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını ve son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini, kendisiyle görüşmediğini ifade etti. Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ Boz'un sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp Can Göktuğ Boz'un gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti. Kendisi hakkında akıl sağlığı yerinde olmadığına dair ortaya atılan iddiaları Can Göktuğ Boz yalanladı. Özel bir üniversitede mühendislik ve açıköğretim fakültesi sosyoloji bölümü okuyan Boz, yıllar önce uyuşturucu kullandığı için 17 gün yatılı olarak tedavi gördüğünü, yine aynı yıllarda unutkanlık için de ilaçla tedavi aldığını belirterek, en son 2016'da tedavi için hastanelere gidiyordum. Son 5 yıldır tedavi için hastaneye gitmedim. Herhangi bir hastalığım bulunmamaktadır, dedi. Savcılık Can Göktuğ Boz'un annesi ve avukatının akıl sağlığının tespit edilmesi için bulundukları talebi reddetti. En önemli gerekçeleri de Boz'un annesi ve avukatının inkar eder ifadesi ve eğitim alabilecek düzeyde akli dengesinin yerinde olması olarak nitelendirildi. Samuray kılıçlı katilin annesi oğlunun avukatlığından çekildi. Anne yazılı açıklama yaptı. Peki katil samuray kılıcını nereden ve nasıl satın almıştı? Neden böyle bir kılıç almaya ihtiyaç duymuştu? Olayın ardından yakalanan Can Göktuğ Boz'un evinde 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda birçok internet sitesinde yaklaşık 1000 TL'ye bu tür kılıçların satıldığı görülüyordu. Katil de bu kılıçları internetten satın almıştı. Aslında 1953 yılından beri bu tür ürünlerin satışı yasaktı. Kanuna göre samuray kılıcının satışı yasak. Üzerinizde bulunması halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun 1953 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuştu. Kanunda ateşli silahlarla, mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması ve taşınması yasaktır deniliyordu. En keskinini bulmak için devamlı sipariş vermesi burada katil zanlısının tasarlayarak adam öldürme suçunu işlediğini göstermektedir. Şok etkisi yaratan bir diğer detay ise katil Can Göktuğ Boz'un evinin görüntüleriydi. Zanlının yaşadığı evi ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Görecekleriniz halen mahallede ve komşularda hakim olan tedirginliği açıklar nitelikte. Evin oturma odasında duvarlara yapıştırılan A4 kağıtlarındaki yazılar ile masanın üzerindeki satranç, abaküs ve Rubik küp gibi çok sayıda oyun aleti dikkat çekiyordu. Bir cani tarafından samuray kılıcıyla katledilmişti. Onu hayattan koparan o cani ise hemen yolun karşısındaki işte bu sitede yaşıyordu. Duvarlara yapıştırılan kağıtlar arasında herkes katil, kadın erkek, tartışma gibi notlar da yer alıyordu.
odaya baktığımızda aslında bir genç odası gibi gözüküyor. Yani işte oyunların olduğu. Fakat orada dikkat çekici bir takım unsurlar var. Onlardan birisi pencerelerin kağıtla kaplanmış olması, duvarlarda bir takım kendisine talimat verdiği, hem kendisini disipline etmeye çalıştığı hem de başkalarıyla ilişkisini sınırlandıran veya belirleyen bir takım cümleler ve komutlar olduğunu görüyoruz. Boz'un oturma odasının duvarlarına asılı A4 kağıtlarında ayrıca sabahtan akşama spor, 120 günde 4 yıl, 1 günde 24 gün, alerji olunca 67'yi geçemedim, kesin biliyorum ve sadece şınav, hapishane, doktor, zehir, fitness, hile gibi kelimeler yazılı olduğu görülüyor ve bunlar katil Boz hakkında ipuçları veriyordu. Biraz kin biriktirdiğini, çok öfkeli olduğunu, insanlarla iletişim kurmakta sıkıntılar yaşadığını düşünebiliriz. O fotoğraflar çok anlamlı bana göre, çok ilginç ipuçları da var. Ciddi anlamda böyle disiplinler arası değerlendirmek, psikologlar, psikiyatristler, uzmanlar tarafından değerlendirilip ona göre bir takım yorumlarda bulunmak gerekir. Duvarlardaki yazılar Boz'un kilolarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını ortaya koyar nitelikteydi. Camları gazete kağıdıyla kapatılan odanın diğer tarafındaki duvarda ise birleştir, farklı amaçla kullan, benzet, İstanbul Avrupa bölgesindeki herkes katil, kadın erkek, tartışma, dünyada 50 kelime vardır, sinirle kol vurma, tuzak kuruyor gibi notlar da vardı. Vurgulayarak bazı şeyleri anlatmaya çalışmış. Belki bir sağlık sorunu yaşıyor, onu bilemiyoruz. Ama çünkü o vurgulamış kendi ifadeleriyle. Ama uzun süre izole olduğu için bir şeylere çok kesin olarak takıldığını görüyoruz. Yani bir şeyleri kendi içinde tekrar etmeye çalıştığı, kendisini disipline etmeye çalıştığı, kendi koyduğu yine bir takım kurallara uymaya çalıştığını görüyoruz. Bir 2023'ten bahsettiğini görüyoruz. Bir hileden bahsettiğini görüyoruz. Kendisine yönelik bir takım insanların algılarının olduğuna dair ve bununla ilgili de öfkeli olduğuna dair bir takım şeyler görüyoruz. Türkiye'de bir kadın daha sadece kadın olduğu için, sadece bir erkeğe göre fiziksel olarak daha güçsüz olduğu düşünüldüğü için toprağa gömüldü. Geriye yüreklerden damlayan acılar kaldı. Thank you.